Bir kere belli bir yaşın üstündeki herkes de anne babalarımızda, daha büyüklerimizde maalesef romatizma var ki gençlerde de var. Evet. Romatizma ile ilgili kireçlenme, romatizma, evet, bu bacaklarda, diz kapaklarındaki ağrılar, eklemlerdeki, beldeki ağrılar. Her türlü romatizmanın tedavisi ya mümkün. Neden mümkün? Zaten klinik araştırması yapılmış. Yani Avrupalı, Amerikalı tedavi etmiş hastayı. Yani bizim yeni bir buluş yok. Evet. Yani benim söylediğim burada şu görmüş olduğunuz külah şeklinde çiçeği olan bitki şeytan pençesi kökü. Bu şeytan pençesi otu, bunun çiçeği kuruduğunda pençe gibi olur. Şeytan pençesi derler bu nedenle. Bu şeytan pençesi kökünün şöyle uzun bir kazık şeklinde bir kökü var. 2 metre yerin dibinde böyle patatese benzer kökleri var. Bu patates şeklinde şu köklerin birleşiminde içinde harpagozit denen etken maddeler var. Harpagozit. Bu romatizmaya karşı dünyada en etkili bitkidir. Evet. Güney Afrika çöllerinde yetişir. 6 ay bir damla su görmez bitki. Yaşayabilmek için 2 metre derininde böyle yumruları var. Şimdi bu romatizmaya karşı dünyada en etkili bitki. Bununla ilgili Almanya'da mesela sadece Freiburg Üniversitesi'nde Profesör Doktor Kubrinski 10 binlerce hastayı hastanenin kliniğinde tedavi etmiş. Omuz, sırt, bel, baş ağrısı, diz ağrısı, kalça ağrısı, kemiklerde yıpranma, eklemlerde yıpranma vesaire. Mesela bize bir beyefendi geldi, Doktor Süleyman Bey. Annesinin hem kalçası hem dizine protez takılması gerekiyor. Çünkü kemikleri o kadar zayıflamış ki yürürken kırılabilir, Allah korusun. Aniden kırılsa ne olur? Bir sürü problem doğar. Tabii. Fakat doktorları demişler ki tansiyonu var, kolesterolü var, bronşitü var, var da var. Bir sürü hastalığı var kadının. Yani ameliyata girse masada kalır. Ameliyat masasında. Yani mümkün değil. Bu halde ameliyat edemeyiz. Önce iyileşsin, rahatsızlar ortadan kalksın, ondan sonra ameliyat edelim. Hem kalça hem dizlere protez takacaklar. Yaşı kaç? 65. Tabii. 65. Dedi ki bana geldi. Ya ne yapılabilir dedim. Kemikleri için en güçlü bitki şeytan pençesi bu. Söğütün kabuğundan elde edilen etken, ekstrakt. At kuyruğu otu. At kuyruğu otu %12 oranda silisyum içerir. Bağ dokusunu, kemikleri, kıkırdakları güçlendirir. Silisyum. Ben dedim işte şunu kullan. Formüllerimiz var. Harpago çok özel bir ürün. Bir de bağırsaklardaki problem ortadan kalkacak, tansiyon, karaciğer yağlanması. Bu rahatsızlığı ortadan kalktı mı yavaş yavaş düzelir. Peki, 6 hafta sonra annesini götürür hastaneye, kemik ölçümü yaptırıyor. Kemiklerindeki kalsiyum oranı %68 yükseldiği için... Yani mesela belli bir yaş üstünde hani gençlerde tamam, belli bir yaş üstünde de tekrar şey oluyor mu kemiklerde? Düzelme oluyor. Bağırsaklar. Her şey bağırsak mı bağlı? Her şey buraya bağlı. Bağırsak nedir? 350 metrekarelik bir futbol sahasını düşünün. Ve bu futbol sahası üzerinde bir sürü çim var değil mi? Çim. Evet. Bu çimler ne yapıyor? Bağırsaklar da böyle çim, halının üstündeki halı sahasındaki çim gibi virüs denen kanallar var. Ne şöyle bu kanallar? Besinlerdeki vitamin, mineral, enzim, glikoz vesaire absorbe ediyor, emiyor. Evet. Emilen her şey karaciğere geliyor. Karaciğer ne yapıyor? Kan yapıyor. Karaciğer mutfak gibi. Mutfağa girdiniz, helva yapacaksınız. Ne lazım? Yağ lazım, un lazım, şeker lazım, ocak lazım, ateş lazım vesaire. Karaciğer de kan yapacak ne lazım? Vitamin, mineral, enzim vesaire vesaire. Peki karaciğer kan yapabilmesi için bağırsakların absorbe etmesi gerekir, emmesi gerekir. Yemiş olduğu besinlerdeki vitamin, mineral. Ama bağırsakta bir şey gelmiyor. Bir, aksine toksik madde geliyor. Neden? Çünkü insanlar kimyasal ilaç kullanıyor, abur cubur yiyor. Mantarlar çoğalıyor, bakteriler çoğalıyor. Bunlar toksik madde üretiyor. Toksik madde nereye gidiyor? Bir, bağırsakları yakıyor, kavuruyor. Haşlıyor. İki, toksik maddeler karaciğere geliyor. Karaciğer arıtmaya çalışıyor. Neyle arıtacak? B6 vitamini. Evet. B12 vitamini, folik asit. Aşırı vitamin harcıyor. Kişinin aşırı vitamin harcadığı için halsiz, dermansız, yorgun, bitkin kalıyor. Bağışıklık sistemi çöküyor. Birçok kişide de halsizlik var.
Bağışıklık sistemi çöküyor, karaciğer yağlanıyor. Bundan sonra ne oluyor? Arıtılamayan toksik madde hangi organa depolanır? Beyne, akciğere, pankreasa, böbreklere, kalbe, eklemlere, oraya buraya şuraya. Nereye depolanırsa orada problem çıkar. Yani bağırsakları, karaciğeri, tabii mide, mide bağırsak, karaciğer. Bu üç organı tedavi iyileştirmeden hiçbir hastalığı tedavi edemezsiniz. Sadece geçici olarak biraz iyileşir. Ondan sonra tekrar rahatsızlık başlar. Mesela gözünüzden rahatsızsınız. Polen alerjisi. Evet. Ya, gözünüz kaşınıyor, sulanıyor. Burnunuz akıyor. Sebep? Histamin, kortizon. Bağırsaklar ve mide. Siz istediğiniz kadar göz damlası damlatın. Veya burun damlası damlatın. Kaç gün? 1-2 saat. Tekrar devam eder. Çünkü bizim şöyle basitçe söyleyeyim. Bizim köyün hemen üst tarafında temiz bir ırmak çıkıyor. Billur gibi. Sizin köy neresi hocam? Kayseri Bünyan. Taçın. Kayseri. Bu billur gibi tertemiz ırmak köyün içerisinden geçerken caminin yanından vermişler kanalizasyonu ırmağa. Yani pislik karışıyor. Aşağıdaki köyünde suyu yok. Onlar da bu pis suyu içiyor. Ne oldu? Hepsi hastanelik. İşte bağırsaklarda mantar ve bakterilerin üretmiş olduğu toksik madde nereye gidiyor? Bir, bağırsakları yakıyor. İki, emilere karaciğere gidiyor. Karaciğere gidiyor. Yani oraya bir foseptik çukur yapmadıkça ne olur? Temiz, ırmağı temiz tutamazsınız. Yapıldı mı şimdi? Yapıldı. İyi. Şimdi biz de buraya bir foseptik çukur, yani bakteri ve mantarı yok edeceğiz. Bağırsaklardaki bakteri ve mantarı yok etmedikçe evet. Hiçbir hastalığı çözemezsiniz. Ama modern tıp mantara gelince bitiyor. Yani doktor kan haline bakıyor, idrat haline bakıyor, tükürüğüne bakıyor. Diyor ki bakteri yok, virüs yok. Peki mantar? Mantara gelince takılıyor modern tıp. Neden? Bağırsaklardaki kanalları şuna benzetelim. Kalecinin arkasındaki file gibi filtreler var. Fileye benzetelim. Bakteri portakal büyüklüğünde. Virüs misket büyüklüğünde. Mantar futbol topu büyüklüğünde düşünelim. Bu filtreden, bu fileden portakal büyüklüğündeki bakteri, misket büyüklüğündeki virüs geçer mi? Geçer. Kana karışır bakteri ve virüs. Evet. Mantar kana karışmaz. Mantar kana karışsa zaten o kişi en fazla 10 gün yaşar. Şimdi mesela geçen sene Amerika Birleşik Devletleri'nde 18 bin kişi öldü. Bu kan zehirlenmesinden. Bu hastalığa sepsis denir. Evet. Sepsis. Neden kana karışıyor mantar? Çünkü abur cubur fast food tarzı besleniyorlar. Evet. Besinlerden vitaminler, enzim absorbe edemediği için bağırsaklardaki o file gibi evet. Geçirgen olan filtreler genişliyor. Mantar da kana